Sanatçım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Merve'nin böyle bir daha girsene. Şu mal konuşma ben konuşayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber... Bölüm gerçekten. Hı? Orayı kesmeyeceğim mi? Yok böyle kalacak. Arkadaşlar bugün ben saçımı boyayacağım sizlerle beraber. Neden diye sorarsanız karantina dolayısıyla bütün kuaförler kapalı. O yüzden bu hale büründüm. Gördüğünüz gibi tırnaklarım bile yok. Tırnakları yok derken yani diyor ki ellerim çok tipsiz. Arkadaşlar tırnağım yok. Ellerim deli tipsiz hane. Haberiniz olsun. Tipsiz hane tırnakları için Merve'yi alacağım. Ne kadar boş yaptım bilmiyorum. Tırnaklarım yine de tipsiz değil. Tipsiz. Bugün sizlerle beraber hem saçlarımı boyayacağız hem de sorduğunuz sorulara cevap vereceğiz. Biliyorsunuz birkaç saat önce Instagram'dan paylaşmıştım bana istediğiniz soruları sorun diye. Onların cevabını da burada vereceğim. Aynı zamanda saçımı nasıl boyadığımı çok merak ediyordunuz. Evde bu şekilde boyuyorum. Size göstereceğim. Ben sana bir soru sorayım ondan sonra gideyim mi? Tamam. Hazır mısın? İlk soru geliyor. Hazırım. Sana bir soru değil aslında bu da. Yazmış ki nice saçın reis, nice saçın reis bile gülmüş. Kanka bunu mu okuyacaktın gerçekten? Bu video neyle alakalı bir video? Bu video hem sizin sorularınıza cevap niteliğinde hem de saçımı boyayacağım. Onu da sizlerin eşlik etmesini istiyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bir de gerizekalı mısın diye sormuşlar sana. Nerede? Galiba soru yanlış şey olmuş kanka sana gelecekmiş. Yani bana mı? Yok bana. Ver o, ver o, ver o. Hadi! Hadi yalla! Kezban'dan devam ediyoruz. Öncelikle yanıma Cem'e sonlukta boya vermesi için çağırıyorum. Boyam gelecek. Arkadaşlar imkansızlıktan ben yataktan salata tabağına boya koyup çatalla karıştırdık ve plastik çatalla. Oğlum kulağımı açmışsınız ya. Kulağım mı gözüküyor? Kaç kulağım gözüküyor. Kapat kapat kulağım kapat. Canlı yayınlarda bana kulak atıp duruyorlar Merve ya. Şöyle yapıyorum kulak atıp yerine atıyorlar. Batı ne güzel mi? Canını gördün mü nasıl? O sadece bir sinekti. Burada kendi imkanlarımızda, fakir halimizde bir boya yapmaya çalışacağız. Ama ben bu konuda kendime de güveniyorum, arkadaşlarıma da güveniyorum. Öncelikle... Boya beni vermeye getirdi buraya. Evet, yanımda Berkecan var. Berkecim nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? Ben de. Ne düşünüyorsun boyam hakkında? Güzel. Güzel. Evet. Yiyesin geldi mi? Yok. Benim bir tur yiyesim geldi. Okay. Deli tipsiz bir boyam var benim. Bu bir şey söyleyeyim çok, çok fazla değil. Arkadaşlar merhaba bu arada. Şimdi ne yapacağız? Bak. Bak. Bunu gerçekten yapmayacaktın. Evet, şimdi Berke'den bir soru bekliyorum önce. Şimdi ben sana bir soru soracağım ve sonradan saçını mı boyayacağım? Evet. Ben daha önce 5 yıl kuaförcülük yaptım. 5 yıl? Evet. Nerede yaptın kanka? Şeyde, Bulgurlu mahallesinde. Bulgurlu. Ben Bulgurlu'da bir kez saçma fön çektirmiştim. Hangi ablada? Hangisi diyeceğim? Bizim ev karşısında yok mu kanka? Bizim evin ya. Sizin ev? Sahiplenmiş evi. Bizim ev olmasın o. Saçını neden kırmızıya boyatıyorsun? Şimdi anlatayım. İlk saçımı kırmızıya böyle zaman çok küçüktüm. Annemin saçları kırmızıydı zaten ben küçükken. Ben de onunla beraber kuaföre gidiyordum. Ablalar da benim saçıma da sürüyorlardı boya. Ondan sonra... Ablalar yok mu ablalar? Evet, hep kuaför ablalar. Benim saçıma da sürüyorlardı yanlarına falan. Sonra ben komple boyamaya karar verdim. Hatta ilk boyadığım zaman rüyamda gördüm. Saçlarım komple kıpkırmızıydı. Onun evet, nasıl öyle bir muhabbetim vardı. Aynen, rüyamda saçımı kıpkırmızı gördüm. Sonra ertesi gün kalktım annem saçımı boyadı. Kaç yaşındaydın? Küçüktüm, ilkokula gidiyordum. Kırmızı ilkokula nasıl gittin? Gittim. Bir şey demedi lan. Yok işte bir şey demedi. Evet, teşekkür ederim kardeşim. Saçımı boyamak ister misin birazcık? Aşk. Biraz daha eğildim şöyle. Kaynakların elinde mi, elime değiyor ha? Evet. Kaynakla saç boyamak çok zor biliyor musun? Aşk. Aşk. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi yanıma Ayhan Jun'u davet ediyorum. Video mi çekiyorsun? Kanka soru seç önce ondan sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan Jun. Ne haber tipsiz saç? Duydunuz ama değil mi? Bana tipsiz saç dedi. Tipsiz saç falan değil. Biraz daha saçımı yıkayacağım ondan sonra görün. Sonra beğenirseniz bir daha saçıma bakamazsınız. Şimdi arkadaşlar Ayhan bana bir soru soracak. Onu biliyorum. Fırçasız boyayamıyorum onu anladım. Biliyorum kanka. Hayatta yaptığım bir şeyden hiç pişman oldun mu? Benim bir lafım vardı. Bir şey pişman olacaksam o şeyi yapmam. Ama yapıp da pişman olduğum şeyler tabii ki de oldu. Yanlış arkadaş seçimleri, yanlış sevgili seçimleri. Tabii ki de çok fazla pişman olduğum şey oldu. Ama yine de şey yapmıyorum ben. Yani dönüp ya ulan hani eskiye dönseydim de yapmasaydım demiyorum yani. Onlar da bir tecrübe çünkü herkes benim İyi için. İyi ki de yapmışım diyorsun yani. Aman boşver diyorum. İyi ki de demiyorum. İyi ki de demiyorum da onun altını çizeyim. Aman boşver diyoruz. Siz de öyle deyin bence. Aman da mı boyayacak? Tamam, bitti mi? Evet. Gidiyorum. Aman da mı boyayacak ya?
Gel bir. Yok. Kanka birazcık süreyim, boyanmaz ki, ne olacak? Yok. Arkadaşlar. Bak. Üstüme sakın, annemin takımı kanka. Annemin 46 yerinden bıçaklar. Aa, koluma bakın. Kolum kanamış. Arkadaşlar kanamışlarken mesela ne oluyor biliyor musunuz? Merve ile ilgili ben hemen bir anı anlatayım size. Aynı evde yaşamanın verdiği şeyle. evde atıyorum bez havlunuz mu var? Artık yok. Bez havlunuz mu var? Artık yok. Veya atıyorum. Merve'ye açığında mı uyuyorsunuz? Ertesi sabah uyandığınızda pijamanızın bir köşesinin kırmızı olmuş olmasını asla garipsemeyin. Bu bir kan lekesi değil. Bu bir, efendime söyleyeyim, boya değil. Bu bir Merve Yalçın lekesi. Evet. O ilk saçımı kırmızıya boyadığım zamanlarda bizim evde her şey beyaz. Hani annem temizlik göstergesi olarak beyaz eşyaları düşünüyor yani. O beyaz eşya varsa eve temizdir yani öyle. O yüzden bütün çarşaflarım, yastıklarım, her şeyim bembeyaz benim normalde. Şu an hiçbir şey beyaz değil. Şu an hiçbir şeyim beyaz değil. Her çünkü şey asla yani gece özellikle yazın terlediğim zaman, sabah uyandığım zaman her yerim kıpkırmızı. Ensem, kollarım, alnım, boynum, her yerim kıpkırmızı oluyor. Şimdi arkadaşlar Asilcan'ı çağırıyorum. Asilcim koş buraya hemen. Bu nasıl bir video ya? Gelen belli değil, giden belli. Giden belli değil. Merhabalar dostum, hoş geldin. Asilcan ben. Gel. Allah sizin belanızı vermesin. Allah sizin belanızı vermesin. Hoş geldin hediyesi. Hoş geldin. İnşallah tutmaz değil mi? Tutar. Tutacaktır. Bak seni getirdim. Merve Yalçın boyası oldu mu? Arkadaşlar beni getirmiş bana. Kolum gitti. Kanka ne yapıyorsun? Yalnız koltukta gitmiş olabilir. Kanka koltuk gitsin. Abi gitmez değil mi saçım bak? Koltuk gitti de biraz. Abla mesleğin var mı? Evet. Güzel soru. Öncelikle ben biliyorsunuz zaten birazınız biliyor. Çoğunuz bilmese de. Güzellik uzmanıyım normalde. Estetisyenliğim. Allah'ıma bir şükür yarabbim bıraktım şu anda. Şu anda çok daha mutluyum ama bayağı 3 yıl, 2,5-3 yıl boyunca güzellik uzmanlığı yaptım. Saçların kaç yıldır kırmızı? Saçlarım yaklaşık 8 yıldır kırmızı. Pişman mısın? Hayır, pişman olsam kanka saçımı şimdi kırmızıya boyar mıyım? Ne bileyim kanka, hiç pişman olmuşum. Yazın mesela. Sen saçını hangi rengi boyatmak istersin? Gıpgri. Yapalım mı? Yapalım. Yeni bir renk. Gıpgri. Yapacağım. Arkadaşlar sözü aldık. Tamam. Saçını gri yapacağım Asil'in. Tamam. Gıpgri yapma. Gece uyurken. Gıpgri. Tamam. Ama gece uyurken saçını nasıl yıkayacaksın yanarsa açıcı. İşte yansın diye. Oha. Ama işte bu zaten. Oha. Yansın gece ya. Yapacağım dedin mi? Yapacaksın. Tamam yapacağım. Başlıyorum lan, soruyorum. Sor. Adaya düşsen yanına alacağın 3 kişi veya 3 şey. Kırmızı boya. Saç boyası. Adaya düşsem yanıma alacağım 3 şey. Birincisi. Hem 3 kişiyi say hem 3 şeyi say. Evet. Tamam. Birincisi sonsuz yiyecek. Sonuçta ne kadar alabilirsin diye sormadılar. Sonsuz yiyecek alırım. Aynı zamanda ikinci olarak yanıma ne alırım? Çadır alırım. Uyku tulumu alırım. Bir de yemek alırım. Ben. Burada yer içer yatar. Yer içer yatarım. Burada da aynı şey yapayım. Burada da zaten olması çok. Şimdi Merve'nin saçlarına kaynak olduğu için çok çekmek istemiyorum kopacak diye. Ondan sonra bu videodan sonra ağzıma sıçacağını biliyorum. O yüzden yavaşça böyle nazikçe okşuyorum. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kaynaklar boyanmıyor kanka. Farkındasın değil mi? Kanka elimizden geliyor çünkü evdeyiz. Yalandan mı? Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Başının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Görüşmek üzere. Merve saçını boyadığını sanarken hiç saçını boyamamışsın. Değil mi? Yemin ederim buraların olduğu gibi ben boyadım şu. Ben bir de yedirmeye çalışıyorum elimle. Yedirmeye çalıştım hala boyanmıyor. Bence Kürşah Cuhan tekrardan gelsin. Kürşah Cuhan daha soru sormadı ki, sordun mu? Sordum. Bir Allah rızası için tamam mı? Kızın ağzını sıçtınız. Tamam bunun bilincindesin değil mi hepiniz? Bir saniye. Her şeyden önce benimle irtibat içerisinde olman gerekiyor. Çünkü anne, kanka saçların kopuyor. Ne? Hayır. Oğlum arkadan bütün saçların kopmuş, manyak. Sana ben bir saattir çöpe atıyorum arkamı kopan saçları. Valla 4 tane falan çıktı. Az bir dakika, harbi diyorum ya. 4 tane falan çıktı kanka da ben kızmazsın diye bir şey demedim. Kanka bütün şeylerin çıkıyor ha. Şeylerin çıkıyor. Neydi onun ismi? Kaynak. Kaynakların çıkıyor. Oğlum arkana olduğu gibi salak olduğu gibi çıkartmışsın arkasını hep ya. Ensen diye kanka bir şey yapmadım. Yok harbi şaka yapmıyorum şu an. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şey tut bıçak geliyor mu? Geliyor. Geliyor oğlum geliyor geliyor. Bunlar falan hep geliyor. Çok mu çektiniz? Tam gelmiyor. Ben aldığımda böyleydi. Nerede şey kopanlar? Yaren'e verdim. Sabahtan beri şey yok. Yaren'e verdim. Belki Yaren beni aldı. Belki'ye verdim. Kanka dursana şey yapalım yıkayalım. Yıkayalım mı? Şu an imkanı yok. Bitir boyayı. Kopuyorsa yıkayalım dedi misiniz oğlum? Kanka saçmalama, buraya kadar geldik, buradan sonra ne demek yıkayalım? Ya ne kadar kanka, açıcı yok ki. Açıcı yapmadık ki, nasıl saçım kopacak? Kaynakların kopar. Kanka demin siz kopar. Yanlış anlamadım. Dünyanın en tip. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ben kuaförüm arkadaşlar, beni yemeye çalışıyorlar. Sana onu geç. Sen bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en tipsiz saçını şu an sen sahipsin. Biliyorum. Çok tipsiz. Deli tipsiz ağırlığı belki. Çünkü Kürşat ama dokunması saçını. Çok güzel.
Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Cemal saçına boya kalmadı. Çok üzüldüm. Gel birazcık süreceğim. Gel buraya. Bundan kurtulamazsın. Kürşat! Yapma saçımın ağzına etme Kürşat, hayır. Kürşat, Kürşat, Kürşat bak öldürürüm seni ha. Abi. Saçımın her yeri boya değil benim. Dur dur dur. Her yerine boya sürme Kürşat. Uçlarına sürüyorum uçlarına. Sürme Kürşat evet. Uçlarına. Sadece şu öndeki perçeme yani sür. Gerçek boya biliyorsun değil mi? Ona göre şey yap. Ya of ya. Şöyle. Furkan abiydi. Anne özür dilerim. Gel bu tarafa. Aynen aynen. Hancını döveceksin Kürşat. Aynen. Ne yaptım sanki sen ya? Sen yaptın. Merve'nin hiç günahı yok ki. Merve düzeltiyor şu an. Ya ne alakası var ya? Vallahi bütün günü suç bana kaldı ya. Sen herkes yaptın. Suçu bana yüklüyor. Vallahi evet, diyorum ya. Kürşat'ın suçu. Ya Banu abla vallahi benim suçum günahı yok ya. Zaten video başında dedi ki senin saçın boyayayım mı diyordu. Ben de boyama dedim. O da dedi ki hadi ben oradan. Dedi. Oturayım o zaman buraya dedim. Öyle bir şey yok. Hep yalan. Yok. Hep bana bir suç bulma derdindeler. Bu yalan. Hayatta kendileri. Herkes bir yük kızıl olacak. Zıram patlayacağım. Çok güzel oldu. Hayal hayal. Çok güzel olmadı mı? Zıram bir vuracağım. Rezil oldum rezil. Hayır vezir oldun vezir. Sen şunun içine bir sok ya. Bir daldır daldır. Daldır. Ya var ya bir şey söyleyeyim bu kız bu hallere düşecek kimdiyse. Fes başıma fes başıma. Acıdı mı? Evet şu an saçım yanıyor kafam yanıyor. Anne kafam yanıyor. Gel buraya şimdi. Gel senin espri rütbeline devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi. Elimizde şey olmadığından kaynaklı, siz söyleyin adını. Streç. Streç olmadığından kaynaklı, bol dolu poşetiyle saracağız. O nasıl olacak hiç bilmiyorum, onu yırtmamız lazım kanka. Atarı getir. Ne yapıyorsun bu oğlum, öyle mi yapılır? Evet. Hayır. Hayır. Bak böyle yırtacağım bunu. Tamam. Abi bunu tuttum yırttır işte o zaman. Ha, kafana sar bunu. Fes başıma, fes başıma. Oraya bantlayalım mı? Yok ha. Yok kanka şey. Gel kolibandı getirin kolibandı dönelim kızı. Kelepçeleyelim buraya bunu. Kuaförlere kurban olayım var ya kurban olayım. Şimdi yanlış anlamadı. Saçını böyle geriye doğru yaslıyorsun şimdi, tamam mı? O orada her şeyi hallediyor. Yıkıyor, ediyor, fön çekiyor. Bu rezillik nedir ya? Bu hal... Babam bu videoyu izlediği zaman bana demeyecek mi? Kızım senin bu halin ne? Onu söyleyemiyorum. Nasıl söylüyor Kerimcan? Corona de Veneta. Hay Corona de Veneta. Corona de Veneta. Şuraları bir temizleyeyim de devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere Allah belamı verdi ve bu beladan kurtulmam için yaklaşık bir saate ihtiyacım var. Yani bir saat boyunca saçımda bu boya bekleyecek. Nasıl bekleyecek, nasıl bu şekilde bir saat dayanabileceğim bilmiyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere Cem'le son vazında kırmızı saçlarını göreceksiniz. Oh shit. Of ya. Of ya. Ben şimdi kırmızı mı olacağım? Şimdi 5'e kadar sayın. 5 saniye sonra saçım başım yapılmış makyajlı bir şekilde karşınızdayım. Makyaj mı yapacağız iki, ya? 2, 3, 4. Biz geldik. Başka bir sıfatım bekliyoruz diyesim geldi. Evet arkadaşlar saçlarımızı boyadık ve sonucu bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Hatta Cemre'nin tüm saçlarını boyamaya karar verdim. Sizce? Arkadaşlar yorumlara muhakkak yazın. Yani bir ufak bir story bir şey attık linç aynen. Ettiler böyle çok güzel olmuş diye. Kesinlikle. Lan ne bağırıyorsunuz lan? Kesinlikle bence Minnoş mükemmel oldu. Benim saçlarım da zaten beklediğimiz gibi oldu. Böyle olmasını bekliyorduk. Dön bakayım. Şov yap kızım. Bu arada arkadaşlar hava çok sıcak. Aşırı sıcak. O yüzden böyle giyindik. Yoksa biliyorsunuz. Bana zaten falan. Yorumlar geliyor. Abla üşümüyor musun? Senin yerine ben üşüdüm. Üşümüyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok bende. Yani Merve üşüyor diyor. Ben de üşüyemiyorum arkadaşlar. Üşüyemem. Öyle bir şansı çünkü yok. Çünkü üşürsem silah çek. Tamam konuşuyorum ya. Şu silahı al belimden kanka, artık. Lütfen. Lütfen. Böyle şeyler yapmayalım. Kırmızı ruj, kırmızı saç, siyah büstiyer. Alanı satayım Merve Yalçın alıyorum. Cemre Solmaz'ın sonu mu geliyor? Bence videonun başında bunu dezebilir. Ağlıyor kız. Kız ağlıyor. Sildiğim şey gönül yaşlarını. Evet, ve diğer videonun başındayken tırnaklarım yoktu hala yok şu. Tırnak çıktı. Tırnak takayım dedim. Sana ne oluyor ya? Gerçekten kendimi kaybediyorum yavaş yavaş. Content House. Olsun. Karantina bittikten sonra inşallah kendi halimize geri döneceğiz değil mi Cemre Solmaz? Kesinlikle çok daha iyi döneceğimize eminim. Allah bu günleri başımızdan alsın. Sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet. Bitirişini videoyu yaptım. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumlara da görüşlerinizi yazın saçlarımız hakkında. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizce saçımın hepsini kırmızı yapmayayım mı ya? Yapsın yapsın. Ben yok, girerim yapmayayım. Aklına. Yok yok yapmayayım. Yok. Yok. Saçmalama ver ya ben Cemre'yi
Bile bile yandı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, ikisi de aynı şey gerçi. Yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok yeni iyi bakıyorum. YouTuber heyecanı. Beğenmeyi ve like atmayı sakın unutmayın, tamam mı? Bunu hep yapıyorum ama her seferinde. Düzeltiyoruz sonunda. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye. Over the edge, feel like I'm floating through the air.